da işte film konusu der gibi bir de. Film konusu işte izlediğiniz gibi izlenimlerinizde var. Bakarsanız anlarsınız bir ürünü. İşte köyde çoban hocaman bir fakir hali genç işte. Bir kardeşi ve anası olan. Karşı köyden de koyunları toplayıp işte birleştirip otlağı götüren bir çoban. O karşı köydeki ağanın kızını seviyor. Ağanın kızını seviyor. İşte ağa vermiyor. Kız kaçıp geliyor ona. Ondan sonra işte problemler başlıyor tabii. Ama çoban anasını darbe vurduğu darbelerle öldürüyor işte ölüyor anası. Ondan sonra yani ağanın ödülü bilinmiyor işte böyle sürekli bir yerde. Çok güzel evet, çok güzel. Çok güzel bir memleket evet. İklimi çok güzel, havası çok temiz. Her bir nevi burada kendimize geldik. Evet. Evet, ben sana şehirlerden uzak var. Ne güzel yeşil bir çevreye geldik. Biz de temiz havası olmayı yapıyoruz. Sanatçı olarak kaç yıldır yani? 17 senedir bir şey verme. Evet, sonra hayır, biz değiştirmedik. Fantazi, yine Türkiye'de fantazi, yine aradık gibi işte. Her bir şeyler söylüyoruz işte. Sanatçı olmak, o demektir, her gün olmak demektir. Hepsini söylemek, söyleyebilmek demektir. Fantazi kim var bana? Zorlarım evet. Oradan evet. Sözleri benim bir arkadaşımın Almanya'dan, Sayın Çekar diye bir arkadaşım, müziği benim. Evet. Bestesi benim. Ben bu, nerede onu bulacaksın? Nerede alacak mısın? 15 gün daha az belki. Dakikalık film olacak. Bu bölümleri garantisi anlaşmaya sağlandı zaten. Önce de bu 90 dakika yayınlanacak. Ve başta hep bir film değil yani sonunda bir açıklık bırakıyor ki dizi olarak da anlayacağı verir oluyor. Burada geçen çoğu seyirciler. Burada tüm beni dinleyen, beni sevenleri yok. Genelde tüm Türkiye'ye ve size teşekkür ediyorum. Hepsini çok seviyorum. Herkes. Evet. Herkesi çok seviyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Hatay'dan Antalya'dan sevgilerle. Bana geldiniz. Teşekkür ederim. Bana çalışmalara gönül sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, bir yerdeydik. Biliyorsunuz bu arada tabii orada set arasında Azerbe ile görüşmüştük ama kısa bir görüşme yapmıştık. Acelede sahne çekimleri olduğunda biz de daha sonra biz de akşam için otele davet ettik. Biz de bu otelde kendileriyle bu fırsatı bulup tekrar buluşuyoruz. İlk önce Antakya'ya ve Hatay'a hoş geldin diyoruz kendilerine. Hoş bulduk. Şimdi bu film biliyorsunuz Zordayım. Güzel bir çıkış yapacak gibi geliyor bize. Bunun ne gibi değerlendirmeniz aradığınız? İnşallah güzel bir çıkış alacağına Necdet Hanım'dan niyaz ediyoruz, umut ediyoruz ama inşallah yapacağına umut gözüyle bakabiliriz. Bakalım. Bu da bir filmin iç senaryosu yani bir... Valla işte anlatmıştık. Ben bir köy çobanını canlandırıyorum. Fakir Beren'in iki oğlu olan büyüğüne, küçük kardeşime bir anam var. Ve anamızı bizi seviyor, biz de onu seviyoruz. İstanbul'a işte çekim bittikten sonra gideceğiz İstanbul'a. Bir anında tabii İstanbul'da var. Nasıl Antakya'ya gitmedin mi? Valla güzel, Antakya güzel. Güzel. Pardon. Evet, oradaydınız sizler. Artık hemşerilere de gerçek bir izleyemez. Tamam da tarafı genel ötesi yani gelip evet, konser orada, o bölgede olduğu için. Evet. Biz bilmeyiz aradayım. Evet, sonra hocam. Sonunda mı acaba düzen yapıp var? Çünkü burada bir tapasaklar falan var ya. Şimdi biz bilgiyle alakası yok. Biz dediler orası tutmuş. Biz de gittik orada söyledik. Bizim için belirladık. Nereden istiyorlarsa orayı da söyleriz benim için. Konserden devam ediyor mu? Genelimizden. Yurt dışı gerçekleşiyor. Yurt dışı işte devam edeceğiz. Türkiye'yi de Türkleri, Türk insanını çok seviyorum. Allah her zaman yardımcı olsun. Allah barış umut, kardeşlik dolu. Gelecek yıllar gelecek. Seneler gidecek.